Merhaba. Şu anda Modern Sanat Müzesi'nde Max Ernst'ün Bülbül tarafından tehdit edilen iki Çocuk adlı tablosunu inceliyoruz. Bu eserin geleneksel anlamda bir tablo olduğunu söylemek güç. Tablonun iç kısmında bir takım ögeler var. Burada birçok nesne olduğunu görüyoruz. Esere bakan kişiye doğru açılan nesneler. Sol tarafta açık bir kapı var. Sağ tarafta ise üstüne bir takım nesneler konmuş küçük bir ev görüyoruz. Aynı zamanda kapı tokmağına benzeyen bir nesne var. Resme iliştirilen oyuncağa benzer bu nesnelere rağmen eserde resim geleneğine göndermeler de var. Buna lineer ve atmosferik perspektifin oluşturduğu etki örnek verilebilir. Ancak bunun dışında bir örnek de vermemiz mümkün değil. Göndermeler bununla sınırlı kalıyor. Bu eserden yaklaşık 10 sene önce Picasso ve Braque gibi sanatçılar da tablolarına günlük hayattan nesneler eklemişti. Ancak bu tablolarda birbiriyle uyum içinde olan şekiller görmek mümkündü. Bu tabloda ise dadaizm akımının temsilcileri için oldukça önemli olan bir unsur görüyoruz. Bu da aslında tabloya birbiriyle hiç alakası olmayan nesneleri dahil etmek. Örneğin, Çerçevenin üzerinde tablonun adının yazılı olduğunu görüyoruz. Ayrıca bir yüzeyin yoğun bir impasto tekniğiyle yeşile boyandığını ve bu yüzeyde iki figürün grizay tekniğiyle griye boyandığını da ekleyelim. Bu iki figür de kadın figürü. Ayakta duran figür elindeki büyük bıçakla bir yere koşuyormuş gibi görünüyor. Saçlarının arkasında uçuştuğunu görüyoruz. Tabloya Hız ve drama havası katan bu figür bir şeyden kaçıyormuş veya bir şeyi kovalıyormuş gibi görünüyor. Hangisinin olduğunu tahmin etmekse oldukça güç. Bu figürün çerçevenin dışına doğru koştuğunu da ekleyelim. Bir şeyden kaçıyorsa neden kaçtığını görmemiz mümkün değil. Ancak nereye doğru koştuğuna dair de bir fikrimiz yok. Bu da olay örgüsünün büyük bir kısmını kaçırmamıza neden oluyor. Diğer figür ise Uyuyor olabilir. Hatta yaralanmış veya ölmüş bile olabilir. Burada sanatçı bize bir tehlike hissi geçirmeyi başarıyor. Belki de soldaki bıçaklı kadın yerde yatan figürün durumuna göre hareket ediyor. Birbirine biraz uzak duran bu iki figürü birbirinden ayrı düşünmemiz mümkün. E bu da işleri daha da karıştırıyor. Elinde bıçak tutan kadın diğer kadının yanından geçerek koşmaya devam ediyor yerdeki kadına doğru veya ondan kaçmak için koşmuyor. Birbirlerine çok yakın da değiller. Ancak buradan aralarındaki mesafeyi tahmin etmek pek de kolay değil. Buradaki duvar çok hızlı bir şekilde arka plana karışıyor. Şimdi arka planda gördüğümüz şekillere bir bakalım. Burada bir duvar ve zafer takına benzeyen bir yapı olduğunu tahmin ediyoruz. Onun arkasında da minareye benzer kubbeli bir yapı var. Peki bu şekiller aslında birbirine ne kadar uzak? Buradaki figürler birbirine ne kadar uzak? Yeşil alanın derinliğini tahmin etmek neredeyse imkansız. Ayrıca bize oldukça yakın duran buradaki nesneleri de unutmayalım. Bu bir metafor olabilir. Roma stilindeki bu tak, geçmişin bize uzaklığını simgeliyor olabilir. Kubbeli yapı ise belli bir uzaklıktan, Kudüs'ü resmeden Rönesans tablolarını anımsatıyor. Bu yüzden bu uzaklığın sadece fiziksel değil, aynı zamanda tarihi bir metafora da işaret edebileceği düşünülebilir. Resimdeki belki de en tehlikeli figürü unutmayalım. Çatının üzerinde uçuyormuş gibi duran figürün bir çocuğu taşıdığını görüyoruz. Elinde bıçak tutan kadın figüründe olduğu gibi bu figür de kolunu çerçevenin dışına doğru uzatıyor. Aslında bu figür çerçeveye yerleştirilmiş kapı tokmağına ulaşmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Daha aşağıda yer alan figürler gibi çocuk ve adamın da grizay tekniğiyle boyandığını söyleyebiliriz. Bu da aslında bazı sanat tarihçilerinin Ernst'in erken dönem kolajlarında fark ettiği bir unsur. Bu kolajlarda sanatçının siyah beyaz fotoğraf veya çizimlerden parçalar keserek bu parçaları bir araya getirdiğini görüyoruz. Griza ile boyanmış beşinci figürü de unutmayalım. Bu bir kuş. Büyük ihtimalle bir bülbül. Tablonun adından bu kuşun tehdit edici bir unsur olduğunu anlamamız mümkün. Çok güzel öterek bizi baştan çıkarması gereken bu kuş tabloda bunun tam tersini yapıyor. Bu tabloya ait olmaması gereken bazı ögeler olduğunu düşünüyorum. Bu da akla bu tablonun aslında bir rüyayı tasvir ediyor olabileceği ihtimalini getiriyor. Tüm bu nesnelerin öyle agresif bir şekilde bir araya konduğunu düşünmüyorum. Aslında bu gelenek o dönemde bu tablonun resmedildiği Paris, sanatçının büyüdüğü şehir olan Köln ve aynı zamanda New York, Zürich ve Berlin gibi şehirlerdeki bazı sanatçıların kullandığı bir teknik. Tüm bu şehirlerdeki sanatçılar o dönemde Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım, savaşın yararsızlığı ve şiddete tepki olarak eserlerini üretiyordu. Aynı zamanda bu savaşın absürtlüğüne ve savaşta teknolojinin kullanılmasına karşı da bir tepkiydi. Ernst'ün çokça etkilendiği Freud'un da aynı dönemde yaşadığını ekleyelim. Freud'un ortaya attığı bilinç dışı kavramı kontrolümüzde olmayan olayları ifade etmek için kullanılan bir kavram. Bu tabloda da Freud'un okumalarına benzer nitelikte erotik veya cinsel anlamlar taşıyabilecek bir takım şekiller olduğunu görüyoruz. Peki, bu tablodaki figürler tam olarak neden korkuyor olabilir? Ernst, 1914'te cepheye gitmiş ve savaş bitene kadar cephede kalmıştı. Aynı zamanda hem Doğu hem de Batı cephesinde savaştığını biliyoruz. Geri tepen bir silah sonucu yaralandığını da biliyoruz. O yüzden savaşın getirdiği yıkıma ilk elden tanık olmuştu. Savaş bitip Köln'e döndüğünde İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edilmiş bir şehirle karşılaştı. O dönemde Almanya'ya siyasi ve ekonomik kaos sakimdi. Ancak daha önce görülmemiş bu şiddete rağmen toplum yaşanan olayları normalleştirmeye çalışıyordu. Dadaizm akımına mensup sanatçıların bu anlayışı reddettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Ernst'ün Freud'a olan ilgisinden ve özellikle bilinç dışının toplumsallaşmış varlıklarımızın altındaki durumumuzun mantıksızlığından yola çıkarak bu eseri resmettiği çıkarımında bulunabiliriz. Sizce bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan unsurlar neydi? Hoşçakalın.